işaretli çalışırken iskeleden düştüm ben. İşte 30 yıldır falan omurilik feşçisiyim. Hayatımı o şekilde ikamet ettiriyorum. Bu duruma alışmak öncelikle zorluk istedim yani nasıl alıştınız? Şöyle söyleyeyim mesela ben o zaman daha 19 yaşında filandım işte kaza yaptığımda düştüğümde. O zaman da işte biraz alışma süreci tabii ki zor oluyor ya. Nedense aile desteğinden mi ya da arkadaş çevresinden mi? Ben hiçbir zaman sorgulamadım niye omuz tekerlek sandalyeye bindim, neden ben böyle yaşıyorum diye. Çünkü doktorların bir vaatleri vardı bize çünkü. İşte 5 sene sonra yürüyeceğim. Biz orada dinleme molasındayız ya mesela diyelim ki bize öyle söylüyorlar. 5 yıl sonra yürüyeceksin diyor. Biz o umutla yani devam ediyoruz tamam mı hayatımıza? İşte 5 yıl sonra 5 yıl geçtikten sonra tabii ki bu hüsrana uğruyorsun ondan sonra mesela. Ondan sonra da zaten o zamana kadar da alışmış oluyorsun zaten sandalye ve o hayata alışmış oluyorsun. Bir de insanlara alışmak aslında çok kolay değil bizim ülkemizde tabii ki bu. Sosyal hayatın içinde olmak, ne bileyim işte insanlarla beraber dışarıda olmak bu çok zor bir şey. Ama ben hiçbir zaman bunu umursamadım. Ben benim, onlar onlar diye düşünerek devam yani ettim hayatıma. Yani toplumdaki yeriniz sizce hala aynı ama diğer insanlar tarafından ayrı gibi gözüküyor. Tabii. Evet ben çünkü o şekilde devam ediyorum hayatıma. Ben şu anda da mesela 16 yıldır falan Omurilik Feşçileri Derneği'ne burada devam ediyorum.